Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Artık yasakların yavaş yavaş sona erdiği dönemler ve herkes ehliyet almaya başladı. Öncelikle bu videoda neler olacak? Biliyorsunuz biz daha önceden bir ehliyet serüvenini geçirdik. Neler yaşanacağını, neler soracaklarını, nelerden bahsedeceklerini daha önceden biliyoruz. Bunları da sizlere göstermeye çalışacağız. Bu videoda sizlere araba sürmeyi öğretmeyeceğim. İşte birinci vitese takın, debriyajı geri çekin vesaire değil. Burada zaten araba sürmeyi öğrendiniz ve sınav gününe geldiniz. Sınav gününüzde saatinizde gittiniz. 15 dakika önceden sınav yerinde bekliyorsunuz ve sizi çağırdılar. Arabanın başında hoca ile birliktesiniz. Ne yapacaksınız öncelikle? Allah'ın selamını vereceksiniz. Hocam selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı. Orayı geçtim. Bu çok da önemli değil. Vermeseniz de olur. Merhaba falan diyenler de oluyor. İlk önce geldiniz. Arabanın lastikleri kontrol ediyorsunuz. Tabii şöyle bir kontrol tarzı değil ama şöyle arabanın etrafını bir dönüyorsunuz. Dört lastiğe bakıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani lastiklerin havasında bir sıkıntı yok. Ondan sonra size sınav gözetmeni diyecek ki bir kaputu açalım. Bir kaputun altında neler varmış falan diye böyle şakacı öğretmenler, gözetmenler de oluyor. Sonra size anlat diyecekler ya da tek tek sorabilirler. Ben şimdi hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi öncelikle kaput nereden açılır? Oradan başlamamız lazım. Tabii ki de diğer kapılarda, bagajda aramayın bunun açılış yerini. Bu sürücü kısmının alt kısmında bir yerdedir. Bazı modellerde bakın şuradan çekmeli olabilir. Bazılarında buradan çekmeli olabilir. Yani bölgesel olarak şu kısımdadır. Yani buralarda eğer bir kol varsa onu tutun çekin. Yani o kaputu açacaktır. Bizim aracımız da burada. Bizim burada mandalımız. Kaldırıyoruz. Bazıları amortisörlü olur. Bazıları da bu şekilde takmalı olur. Alıp buradaki boşluğa takıyorsunuz. Genelde zaten sarı uçlu olacağı için bu takma kolunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Kaputumuzu açtık. Ama öncelikle size büyük bir tavsiyem var. Heyecanlanmayın. Ya 4 tane sınav hakkınız var. Kalsanız bile dünyanın sonu değil. Bilenler de daha önceden bilmiyordu. Yavaş yavaş öğrenirsiniz. Kafaya takmayın, relax olun. Eminim ki geçeceksinizdir. Bazı hoca diyebilir ki bildiklerini anlat. Ya mesela göstererek şu ne diyebilir. Ya da şöyle bir şey de diyebilir. İşte arabanın soğumasını sağlayan yer neresidir? İşte nereden su doldurulur vesaire gibi soruyu size yöneltebilir. Ben tek tek bahsedeceğim. 2 tane su koyma yeri oluyor genelde. Birisi burada. Şu şekilde görüyorsunuz. Birisi de burada. Bunların karışmaması için ne yapmanız gerekiyor? Genelde bu cam suyudur arkadaşlar. Neden cam suyudur diyorum? Çünkü dışında kapakları genelde cam sularının mavidir. Bu cam sıvısının içine biliyorsunuz sorularda da çıkıyor zaten yazılıyı geçtiyseniz. Antifriz konulur. Yani böyle soğuk havalarda cam suyunun donmaması için. Aynı şekilde bu radyatörün içine de koyulur. Antifrizi biliyorsunuz. Bu da motor sıvımız. Yani bu radyatöre giden su demek. Bu motorun yanında motoru soğutmak için dönen sıvı. Buradan dolduruluyor. Buradan da radyatöre gidiyor. Bir motor yağ kapağımız vardır. Bir de motor yağ çubuğumuz vardır. Motor yağ kapağını açtığımız zaman buradan aracın yağını koyabiliyoruz. Aracın yağı buradan ilave ediliyor kapaktan ama buradaki çubuktan da aracın yağı kontrol ediliyor. Bunu çıkarırsınız. Temiz bir bezle temizlersiniz. Tekrardan içeri koyup çıkardığınızda şuradaki göstergeden aracın yağının yeterli olup olmadığını anlarsınız. Burada gördüğünüz 3 tane demir başlıklı arabalarına göre değişir ama böyle demir kapaklı bir yer gördüyseniz burası da mazot filtresi. Eğer arkadaşlar böyle gizli kapaklı üstünde plastik bir şey görüyorsunuz ve şöyle bir işaret varsa bu sigorta işaretidir. Yani bu sigorta kutusu aracın. Sigorta kutusu önemlidir. Nedir? Yani evdeki bildiğiniz sigortalar gibi tüm elektrik aksamları buna bağlıdır. Tüm ışıklar, farlar, stoplar. Burada her birinin tek tek sigortası bulunur. Ve en önemlisi de akü. Zaten hepsinin tip olarak aynı şekilde hafızanıza kazımanız gerekiyor. Bu da aracın elektriksel aksamlarının çalışmasını sağlıyor. Motordan gelen bir boru var arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz. Burada da motor hava filtresi bulunuyor kapaklı bir şekilde. Yani burada sadece 5-6 tane aksamı bulabiliyorsunuz. Ki bu aracın ön tamponun üst kısmında da bulunan, yani motorun önünde bulunan her arabada buradadır. Yani radyatörü arka kısımda bulamazsınız. Çünkü ön kısımda araç giderken hava almasını sağlaması için her zaman bu ön tamponun, farların bulunduğu kısımda en önde, yani sizin burada arabanın başında durduğunuz yerde her zaman radyatör bulunur. Yani radyatörün yeri her zaman burasıdır. Şimdi kaputtan anlatacaklarım bu kadardı. Zaten siz de bu kadar anlatsanız emin olun sınav için yeterlidir. Kaputtan sonra diyecekler ki bir de bagajı aç. Bagajın alt kısmında şu an elime aldığım malzemeler ve step ne oluyor? Yani normalde şuradan kaldırdığınız zaman bunun altında yedek lastik var ama benim böyle yazlıktan kalma olduğu için mangal malzemelerim falan var. Bagajım çok kalabalık. Bu elime aldığım malzemeler ve yedek lastik bulunuyor.
yedek lastiği zaten biliyorsunuz. Yani normal aracın üstünde olan lastikten biraz ince bir lastik var. Yani size böyle lastikçiye kadar götürebilecek, maksimum 80 hız yapabileceğiniz ince basit bir lastik var. Ama en azından patlak lastikten iyi bir şekilde gidebiliyorsunuz. Onu takmak için de ne yapmanız lazım? Bu arkadaki aksamlar ne işe yarar? Bu elimdeki şey kriko arkadaşlar. Kriko ne oluyor? Tabii bunu bu şekilde rastgele koymuyorsunuz. Ama biz şu an ehliyet sınavlık anlatıyoruz. Bunların daha detaylı şekilde YouTube kanalımızda kullanımlarını görebilirsiniz. Bu elimdeki şey de krikonun demiri. Şuraya takıyorsunuz. Bu şekilde çevirerek bunu yükseltebiliyorsunuz. Ve yükseldikten sonra da araba kalkıyor. Bu krikonun demiri ve krikonun kendisi. Yani arabanın yerden yükselmesi için. Patlak bir lastiğimiz var. Arabamızı krikomuzla yerden yükselttik. Lastiğimiz artık boşa çıktı. Yani yere temas etmiyor. Peki bu lastiği nasıl değiştireceğiz? İşte bu bijon anahtarıyla. Her arabanın kendine göre şifreli bijon anahtarları vardır. Bazılarında şifresizdir bu. Yani şifre dediğim olay, bu bijonun kendi şekline göre bir anahtarı var. Yani herhangi bir anahtarla gelip de bu bijonları açamayabilirsiniz şifrelilerde. Yani bu jant hırsızlığının önüne geçmek için. Bunu da zaten ehliyet sınavında söylemeniz lazım. Aynı şekilde stepneli, yedek lastik gibi, kriko gibi bijon anahtarını da söyleyeceksiniz. Bijon anahtarı da aynı şekilde şu araya girerek normal bir vida gibi bunu döndürerek lastiğimizi çıkarıyoruz. Bu sefer bagajın altındaki stepne lastiği alıp o bijonlarla arabamıza monte ediyoruz. Ardından da krikomuzu indirip malzemelerimize bagaja koyuyoruz. Aracımızın da lastiği değişmiş oluyor. Yani bunlar biraz yol yardımlık malzemeler. Ve ayrıyeten de ehliyet sınav araçlarında şu şekilde bir üçgen reflektörümüz bulunur. Yani herhangi bir kaza durumunda ya da yardımlık bir durumda araçtan biraz uzağa koyarak diğer sürücülerin sizi dikkat etmesini sağlar. Tabii arkadaşlar bunlar aracın dışında bilmeniz gerekenlerdi. Bir de ehliyet sınavı için aracın içine giriyorsunuz ve içinde de dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Gelin birlikte bu unsurlara bakalım. Şimdi ehliyet aracına bindiniz. Zaten arkada ve önde gözetmenleriniz var. Biraz aslında burada şov. Hani tamam, aynayı görebiliyorsunuz. Yan aynalar da sizin için okey ama okey değil. Biraz şov yapmanız lazım. Hani koltuk okey bile olsa her şeyi değiştirmeniz lazım kendinize göre. Nasıl? Arabaya bindiniz. Bismillah. Şu şekilde işte dikiz aynanızı güya kendinize göre ayarlıyorsunuz. Ki zaten eğer doğru bir şekilde değilse de gerçekten de ayarlayın. Ardından koltuğunuzu işte öne doğru ya da arka bel desteğinizi ayarlıyorsunuz. Ardından emniyet kemerinizi takıyorsunuz. Yan aynaları ayarlayabileceğiniz bir joystick var. Sağlı ve sollu olmak üzere. Yani her arabada bu taraftadır. Buradan sağ ve sol aynalarınızı ayarlıyorsunuz. Aynalarınızı ayarladınız. Koltuğunuzu ayarladınız. Direksiyonunuzu kendinize göre ayarladınız. Şurada bir kol bulunur direksiyonlarda bazı araçlarda. Çünkü artık ehliyet sınavlarında da gerçekten konforlu güzel araçlar kullanıyorlar. Bu ayarlama o araçlarda da olabilir. Bu şekilde kendinize çekebilirsiniz, ileri itebilirsiniz, aşağı ya da yukarı kaldırabilirsiniz. Bunları da ayarlarsınız. Yani biraz gözetmenlere şov yapmak için. Bu araba ne şanzımandır? Mesela bizimkisi otomatik bir şanzıman. Yani araçta debriyaj yok, fren ve gaz bulunuyor. Eğer siz manuel bir ehliyet alıyor olursanız zaten vites topuzun üzerinde yazar. Ya 5 vitestir ya da 6 vitestir. İşte kaç ileri kaç geri derse de zaten otomobillerde bir geri vardır. Kamyonlarda 2 geri vardır. Eğer otomobil sınavına giriyorsanız bir geridir. İlerisi de 5 ya da 6'dır. 2 tane seçenek bulunur. Onu da zaten vites topuzun üzerine bakarak anlayabilirsiniz. Ardından size gösterge sorularını sorarlar. Göstergelerde şuradaki işareti gördüğünüz zaman, yani ısı derecesi, burada da zaten 130, 90 ve 50 olmak üzere konumlandırılmış. Bu hararet göstergesidir. Yani motor sıcaklığını sizlere gösterir. Bunun yanında gördüğünüz yuvarlak içinde konumlandırılan 10, 20, 30, 40, 50 devir göstergesidir. Vitesi değiştirmeniz gereken konumu gösterir. Zaten arabanın bağırması dediğimiz noktaya gelir. Şöyle gaza bastığım zaman görüyorsunuz, devir hemen yükseliyor ama bunun üstüne çıkmıyor. Çünkü vites değiştirmem gerekiyor. Vites değiştirdikten sonra devir normal haline dönüyor. Gazı bıraktım ve devrim düzeldi. Buradaki yuvarlağın içinde de hız göstergemiz var. Yani aracın hızını görebiliyorsunuz. Burada en sağda benim şu an kırmızı, mazotum yok. Mazot göstergesini görüyorsunuz. Göstergedekiler bunlardır. Bunun yanı sıra sizlere ne sorabilirler? Aracın kliması nerede? Zaten bunların yönleri var. İşte maviler soğuk olur, kırmızılar sıcak olur. Böyle çevirerek işte sola çevirdiğimde soğuk, sağa çevirdiğimde sıcak olur hocam. Bu mesela ön camın buğusunu almak içindir. Ön cam rezistansı. Altındaki kare işarette arka cam rezistansı. Aynı şekilde ön cam gibi arka camda buğulandığı zaman arka camın buğusunu almak için kullanılır. Bunların yanı sıra dörtlümüz var.
Bu dörtlü tuşudur. Yanıp söner zaten aynı şekilde. Bu dörtlüyü arkadaşlar sınavda bol bol kullanacaksınız. Ne gibi yerlerde? Ani fren yaparken, geri gelirken, işte L park yaparken, tüm park pozisyonlarında dörtlünüzü kullanın. Bunlara çok dikkat ediyorlar. Dörtlü çünkü ben duruyorum, yanaşacağım ya da acil bir durumum var. Ben şu an gidemem demek. O yüzden çok önemsiyorlar bu dörtlüyü. Bol bol kullanın. Araçlarımızın sileceği genelde sağ tarafta konumlandırılıyor. Yukarı çevirdiğiniz zaman silecekler çalışıyor bu şekilde. Aşağı şekilde çektiğimizde sileceğimiz kapanır. Silecek kolunu kendimize çektiğimizde de silecek suyumuz çıkar ve sileceğimiz camımızı siler. Aynı şekilde silecek kolunun tam tersinde solda bulunan da far koludur. İki kere kendimize çektiğimiz zaman şöyle uzunlarımızı yakar. Şu şekilde normal kısalarımızı yakmak için de sol tarafta bu şekilde tuşlar bulunur. Sağ çevirdiğimizde hem aracın iç gösterge ışıklarını yanar hem de ön farlarımız yanar. Burada başka bir aksamımız yoktur. Bu anlattığım bilgiler sizin ehliyet sınavınızdan geçmeniz için yeterlidir arkadaşlar. Bundan sonraki bilgiler sizin şoförlüğünüze bağlı. Yani arabayı istop etmeme, işte debriyajlı, gazlı, frenli araba bilginize dayanıyor. Tabii araç sürmeyi bilmeyenler de var. Bu araç sürmeyi bilmeyenler için de kanalımıza bunun gibi araç sürme videoları gelecek. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni gelecek videolardan da haberdar olmak için bildirim zillerini açabilirsiniz. Dilimizin döndüğünce sizlere bildiklerimizi anlatmaya çalıştık. Hepinize başarılar diliyoruz. Heyecan yapmayın. Eminim ki geçeceksinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.